Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi tabii bazı vermek istediğim haberler var. Güzel diyebileceğimiz haberler var. Onlara geçmeden önce şöyle bir genel bir görüntü verelim sizler için. Kuşlarımızın son durumunu bir şöyle hızlıca bir geçelim. Buradaki kuşlarımızı söylemiştim, birleştirdik. Son videodan zaten bilginiz var. Tekrardan aynı ekiyle attım arkadaşlar. Bu güzel takımı bozmak yani artık içim el vermedi. Bu şekilde devam ettik. Arkadaşlar burada güzel gelişmeler var. Şöyle ki bunlar artık iyiden iyiye yuvanın etrafında zaman geçiriyorlar. Bu da yavaş yavaş ortama alıştıklarını ve gerçekten bu ortamı beğendiklerini, sevdiklerini gösterir. Yani ev ortamında bakın gördüğünüz gibi erkeğin kafası sürekli bayağıdır da izliyorum yani. Erkek ve dişi zamanın çoğunluğunu artık yuva ile ilgilenerek geçirmeye başladı. Gayet güzel bakın yani gördüğünüz gibi siz de izlediğiniz gibi. Birazdan şimdi dişinin de dikkatini çekerse dişi de yuvaya giriyor. Burada arkadaşlar peynir yalnız. Şimdi dişi yuvaya girerse yukarı kafese size hemen göstereceğim orayı. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen geldik. Yuva ilgisi yuvada arkadaşlar ikisinin de. Bakın şöyle göstereyim. Burada peynir yalnız. Peynir arkadaşlar bayağı bir yani kendi kendine böyle tellere falan kuru hızlandırdı yani artırdı. Bu güzel bir gelişme. İleriye dönük bakalım planlarımız içerisinde peynire çok güzel bir eş bulma hedefimiz var. Hayalimiz var. İnşallah onu gerçekleştirebiliriz. Burada gayet hareketli, gayet memnun, gayet de kızgın arkadaşlar şu an. Ceresi mavi değil, lacivert, koyu lacivert olmuş. Ama tabii bir eşi atmak için de yaşı daha şu an çok genç. Yani ben 1 yaşına gelmeden eşi atmaya gönlüm razı gelmiyor. Çünkü hem kuşun psikolojisi için hem de eğer ki ola ki eş tutmazsa bundan sonraki eş tutmalarında böyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm için ben hemen ki eş de atmayı düşündüğümüzde eş de sonuçta hani Pamuk Prenses'ti. Peynir'in annesi. O yüzden arkadaşlar vazgeçtik. Biraz daha bekleyeceğiz, sabredeceğiz. İnşallah yani kış sezonunda peynire güzel bir eş bulmuş oluruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında güzel haberlerin bir tanesi de buydu ama şöyle kafesten göstereyim. Burada Deniz'in dişisini ayırdık arkadaşlar kendimize. Şöyle göstereyim bakın. Evet Deniz'in dişisi arkadaşlar bu. Diğer 4 tane kardeş dişiydi arkadaşlar. Sadece bir tane erkeğimiz vardı. O 4 dişi içerisinde bu güzel prensesi kendimize damızlık olarak ayırdık. Deniz'e bunu da eş yapacağız. Şimdi şu an aynı kafeste olmaları tamamen birbirleriyle güzel zaman geçirmeleri için. Gördüğünüz gibi hani güzel de anlaşıyorlar bir arkadaş gibi. Ya birbirlerine oyun yapıyorlar vesaire. Yani sonuçta birisi 4 aylık bir kuş yaklaşık olarak. Birisi işte gördüğünüz gibi 35 yani 40-45 günlük bir kuş. Böyle güzel vakit geçti alışsınlar birbirlerine. İyice hazır hale gelince de zaten bir yuvalık takarız arkadaşlar bunlara. Güzel bir kafesi alırız önce. Bunlara bir yuvalık takarız. Gördüğünüz gibi şöyle yakın biraz daha yakınlaştırayım. Yani hiç böyle hükmeleri vesaireleri yok. Gayet de güzel birlikte zaman geçiriyorlar. Ben de memnunum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tercih yaptım gerçekten. İçlerinde en hareketli dişiyi kendime seçtim. Şöyle de güzel bir fotoğraf aldım. Ben kendime göre en hareketli dişiyi kendime seçtim. Yani durmadan böyle telden tele, tünekten tüneye atlıyordu zaten. İçlerinde en hareketlisi buydu. Ben de biliyorsunuz ki hareketli kuşları severim. O yüzden bu güzel kızımızı kendimize, yani Deniz'e daha doğrusu eş olarak ayırdık arkadaşlar. Yani böyle güzel anlaşıyorlar. Hani böyle güzel oyun oynuyorlar. Güzel böyle hani yem yerken, mama yerken kesinlikle böyle bir kavga etme, kıskama vesaire yok. Bu dişin de çok iyi bir dişi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden zaten kalıbı belli. Yani bir yavru kuştaki gibi bir kalıp yok yani. Şu an kalıbı da belli. Yani Deniz kadar olmasa da gerçekten iyi bir dişi olacağını düşünüyorum. İnşallah bakalım. Hani şu an bu bizim mutluluğumuz. Hani aslında güzel haberlerimizin bir tanesi de buydu. Sabrın sonu arkadaşlar. Kaç aydır biliyorsunuz ki sabrediyoruz. Dışarıdan hazır damızlık getirip işte ne bileyim hazır takım getirip onu 2-3 kere ağız yavrulu tekrardan satan arkadaşlar var. YouTube'da görüyorsunuz bir sürü videoları var. Fakat biz öyle yapmadık. Öyle de yapmayacağız hiçbir zaman. Bundan sonra da alırsak da hazır damızlık ya yani hazır çift ki hani düşünmüyorum artık bundan sonra. Yavrularından kendimize tekrardan yeniden damızlık yapma planım var.
Ama çok ileri seçin o. Şu an gördüğünüz gibi bu bizim bir emeğimizin karşılığı yani. Güzel haberlerinden bir tanesi bu. Sonuçta bir takım kurduk bakın kendimize göre. Aynı farklı ağızlardan, aynı anne babadan kardeşleri arkadaşlar. Burada kendimize damızlık olarak ayırdık. Bunun tadı emeği budur yani. Şu an hazır takım getirip yavru almak. Arkadaşlar çok böyle bir marifet değil açıkçası benim gözümde. Burada en güzel marifet ayrı ayrı takımlar, ayrı ayrı kuşların eş tutturup yavru almak. Bir de daha lezzetlisi, daha güzeli de arkadaşlar kendi damızlıklarınızı ayırıp onlardan yavru almak. İnşallah o tadı da tadacağız. Şimdilik bu damızlıklarımızı kendimize ayırdığımız tadı, hayecanı yaşıyoruz hep beraber. İleride bunların yavrularını da almak inşallah bize nasip olur. Çünkü bunlardan arkadaşlar kırmızı göz, annesi kırmızı göz, albino olduğu için kırmızı göz. Yavru çıkma ihtimali çok yüksek. En azından mesela 5 yavruda ikisi gibi tahmin ediyorum. Albino kırmızı göz alırız. İnşallah da erkek de alırız. Duamız, temennimiz o yönde. Arkadaşlar birinci güzel haberim buydu. Aslında ikinci güzel haberim de bütün yavrularımız sahiplendirildi. 3 tane dişimizi bir arkadaşımıza sahiplendirdik. Bir tane erkeğimiz arkadaşlar. Şimdi size göstermek istiyorum. Onu da böyle alladık pulladık. Güzelce süsledik arkadaşlar. Bir arkadaşımız onu ayırtmıştı biliyorsunuz ki kendine. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar erkek kuşumuzu bu şekilde denizin aynısı arkadaşlar. Tıpatıp yani buradaki kralla ve pamuk prensesin arkadaşlar artık nasıl yavru çıkacağını öğrendik. Gri spangler dışı çıkıyor. Deniz ve arkadaşlar bu kuş gibi olanlar, bu renkli olanlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar da arkadaşlar erkek oluyor. Şöyle güzel poz vermişken hazır. Biz de onu yakaladık. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir kafes aldım ben arkadaşıma. Hazırladım. Gördüğünüz gibi suluğundan gaga taşına kadar, salıncağına kadar arkadaşlar, türüne kadar. Böyle bir mor bir kafes aldım. Bu şekilde sahiplendirdik. Bunu da pazartesi günü arkadaşlar teslim edeceğiz arkadaşımıza. Zaten çok yani yumurtadayken zaten bir tane erkek kuş diye ayırmıştı zaten kendisi. Üretim yaptığımızı da biliyor zaten. Orada bu güzel yakışıklıyı ayırmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ele kola alıştırmak için, konuşturmak için çok da bu kuluçkan da en irisi arkadaşlar. Biraz deniz kadar olacak. Büyüyünce kocaman bir kuş yani bayağı iri. Yani şu an kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten çok iri bir erkek. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Böyle tabii devam edecek bu şekilde sahiplendirmelerimiz. Kafesiyle, türüyle, yemliyle arkadaşlar. Zaten kafesine de alıştı gittiği yerde çok yabancı çekeceğini zannetmiyorum. Eğitim için arkadaşlar 10 numara bir kuş. Gerçekten hani eğitliğinize değecek bir kuş. Yarın öbür gün bir sonraki kuluçkada belki isterse bir tane dişi veririz. Eğer ki ben eğitmekten vazgeçtim, yavru almak istiyorum derse bir tane ona dişi ayarlarız arkadaşlar. Öyle devam eder. Şurada ufak tefek malzemelerimiz var. Yer olmadığı için de buraya koydum onları geçici bir süreliğine. Haberlerimiz bunlar arkadaşlar. Güzel haberlerimiz bence. Üçüncü bir güzel haberimiz diyebileceğimiz buradaki takımımız arkadaşlar artık iyiden iyiye yuvayla haşır neşirler. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten çok sık ilgileniyorlar yuvayla. Bu çok güzel bir gelişme. Dördüncü güzel haberimiz de vereyim. Bu takımımız çiftleşti arkadaşlar yeniden biliyorsunuz. Zaten takım bunlar eş. Bunları 4-5 defa ben çiftleşirken gördüm. Zaten artık pamuk prenses yuvada. Bunlar 3-4 güne kadar, 1 haftaya kadar yumurtaları gelir. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel haberlerimizin bir tanesi buydu. Bu takım bir başladığı zaman arkadaşlar durmayacak. Yani bakın size söyleyeyim. Yani yavrularını koyacak yer bulamayacağız inşallah. Yani çünkü biliyorum bunu, evliliklerini biliyorum bunların. Ama bir başlatamadık yani bir türlü. Bu sefer de ümidim daha fazla. Çünkü gördüğünüz gibi bakın erkek şu an yuvaya dişi çekmeye çalışıyor durmadan. İlgisini oraya çekmeye çalışıyor. Bunlar zaten yuvadalar, çıkmıyorlar artık. Bunlar da bu şekilde yaparsak arkadaşlar. Peynirin yanında bir tane güzel dişi ayarlayacağız. Ona da eş tutturacağız. Bunlar zaten bunlar artık birbirlerinin eşleri arkadaşlar. Ne oldu? 4 tane çok güzel pırlanta gibi takımımız olacak. Yavrularımız ileri yönelik devam edeceğimiz için üretime. Çaprazlama bunların anneleri bizden giderse eğer. Çaprazlama yavrularla beraber arkadaşlar eş tutturmaya, yavru almaya devam ederiz. Hani gördüğünüz gibi birisi nereye gidiyorsa o da oraya gidiyor. Yani bir mesela mama yemeye gidiyor, birisi tüneye çıkıyor, o tekrar onun peşine takılıyor falan. Bunlar güzel bir takım oldular bence. Renk uyumları da gayet güzel.
Dediğim gibi anneleri ino olduğu için, yani albino, kırmızı göz albino olduğu için orijinal. Bunlar taşıyıcı pozisyondalar. Şu an yüksek ihtimal yavrularından arkadaşlar. Güzel bir albino, anneleri gibi bir albino kırmızı göz alacağımızı tahmin ediyorum inşallah. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Kusura bakmayın, birkaç gün video atamadım sizler için. Bu bir telafi olsun. Bundan sonra güzel videolarımız gelecektir. 120 izlenme ve 30 beğeni olduğu takdirde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.